Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızda İngiltere Merkez Bankası toplantısı, Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi ve bunların piyasalara olan etkilerini konuşacağız. Şimdi ilk olarak İngiltere Merkez Bankası'na döndüğümüzde ekranımızda da gördüğünüz üzere toplantısı 5 Ağustos günü olacak ve beklenti faiz tarafında herhangi bir değişiklik olmaması yönünde. Ama burada da en çok konuşulan konu tabii ki tapering hikayesi, yani tahvil alımlarının, piyasa desteklerinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağı konusu. Şimdi patern olarak son zamanlarda İngiltere Merkez Bankası'nda gözlemlediğimiz özel bir durum var. Diğer aslında bazı başka büyük merkez bankaları gibi, mesela Avrupa Merkez Bankası gibi, İngiltere Merkez Bankası da biraz sanki Fed'i takip eder moda girmiş gibi gözüküyor. Önce Fed'in aksiyon almasını bekliyorlar gibi gözüküyor. Çünkü son zamanlardaki bütün açıklamalara baktığımızda, İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalara baktığımızda burada taper için biraz daha zaman olduğunu söylüyorlar ve beklemek gerektiğini söylüyorlar. Hatta dönüp işin detayına baktığımızda şu anda yaklaşık 2 milyon kişinin İngiltere'de, 2 milyonluk iş gücünün İngiltere'de ücretsiz izin ve benzeri şekillerde işlerine gitmekten mahrum olduğunu biliyoruz COVID nedeniyle. Dolayısıyla hal böyleyken İngiltere Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde tahvil alım programını sonlandırmaya gitmesi, azaltmaya gitmesi veya finansal koşulları sıkılaştırmaya gitmesi hiç mantıklı olmayacaktır. Dolayısıyla aslında motif, biz ilk başta dedik ki Fed'i takip etme eğiliminde, ama aslında tam olarak motif Fed'i takip etmek değil, onun yerine kendi dinamiklerine bakarak önce orada da istihdamın sağlanmasını beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle de bu haftaki İngiltere Merkez Bankası toplantısında bir taper konusuyla ilgili yine sabır ve bekleme açıklamaları gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi oradan Cuma günü olacak olan tarım dışı istihdam verisine geçelim. Şimdi tarım dışı istihdam niçin önemli? Bu konu, bu haftaki tarım dışı istihdamda önemli olan konu şu. Şöyle size grafiksel olarak göstereyim, şunu da büyüteyim. Şimdi bu baktığımız grafikte aslında katılım oranlarının, öyle büyütürsem daha rahat olacak, katılım oranlarının yaşlara göre dağılımını görüyorsunuz. Beyaz çizgi 16-24 yaş arasının katılım oranını gösteriyor. Turuncu çizgi 25-54, mavi de 55 ve daha üstü. Şimdi hepimiz biliyoruz ki aslında bir ekonominin gerçek çalışma gücünü, çalışan gücünü, iş gücü katılımını aslında şu 25-54 arası tım oluşturuyor. Bu en verimli olan taraf ve aynı zamanda muhtemelen en kalabalık olan taraflardan bir tanesi de budur. Arkasından da tabii 16-24 yaş grubu geliyor. Şimdi baktığımızda 16-24 yaş grubu COVID öncesi döneme yakın gelmiş vaziyette. Ama bunlar genelde iş tecrübesi eksik, eğitim seviyesi nispeten daha düşük olan bir yaş itibariyle bakıyoruz. Yoksa yani 25 yaşının üzerinde olup da eğitim seviyesi düşük olanlar da var tabii ki, ama default olarak yani 16 yaşındaki birisi eğitimini henüz tamamlamamış olduğunu düşünerek böyle söylüyorum. Dolayısıyla eğitim seviyesi nispeten düşük olan ve tecrübesi kesinlikle daha az olan bir iş gücü grubu. Dolayısıyla daha düşük işlerde çalışan, belki geçici işlerde çalışan grup. Ama asıl prime grup, yani en önemli grup şuradaki 25-54 yaş arası. 25-54 yaş arasına baktığımız zaman bulunduğu seviye itibariyle henüz COVID öncesi seviyelere gelmemiş buradaki iş gücüne katılım oranı. Şimdi Fed'in bir sürü şeye bakıyor, bunu biliyoruz. Baktığı şeylerden bir tanesi de bu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman eğer 25-54 yaş arası insanların iş gücüne katılımı arttıysa, o zaman istihdamın da otomatik olarak arttığını ve stabil olarak arttığını düşünebiliriz artık. Dolayısıyla bu haftaki tarım dışı istihdamda takip edeceğimiz şeylerden bir tanesi de bu 25-54 yaş arası grupta ne kadar katılım var, ne kadar geride kalmış, onu görmeye çalışacağız. Eğer burası pozitifse, gerçekten güçlü bir katılım olursa, o zaman bu şu anlama gelir. Zaten bunu bizler piyasa reaksiyonundan hemen görürüz. Kırılımına baktığında bunu göreceğiz. Muhtemelen
güçlü bir işte 25-54 yaş grubundaki istihdama katılımda taper olasılığının arttığını düşünen piyasa hemen dolar almaya başlayacaktır. Belki bir miktar tahvil faizleri yükselir, biraz da kıymetli metallere satış gelebilir diye düşünmek lazım bu dinamikte. Şimdi buradan hızlıca piyasa fiyatlamalarına geçelim. Tabii ki piyasanın bel kemiği olan Amerikan 10 yıllık tahvil getirisine geldik. Gördüğünüz gibi birinci çeyreğin sonundan itibaren biraz fazlaca abartarak, bana göre tabii biraz fazlaca abartarak aşağılara doğru geldi. Yaklaşık 1.80 civarından işte 1.15'lerin altına kadar bile geldi. Şimdi burada şurayı artık şey yapabilirim, canlandırabilirim galiba. Bakınız. Şöyle canlandırdığımız zaman şu swing'in yani bu büyük yukarı salınımın Fibonacci seviyelerini attığımızda gelinen yer %50'si. %50'sini artık bile almış vaziyette ve teknik analiz bilen arkadaşlarımız bilirler %50 dikkate değer seviyelerden bir tanesidir. Geri çekilme seviyelerinden bir tanesidir. Buradaki dikkat edilmesi gereken bir konuda yine teknik anlamda baktığımızda burada ikili dip oluşuyor. Tabii ikili dip oluşması bizim için en önemli şeylerden bir tanesi değil. Neden değil? Çünkü şurada baktığınızda aslında efendim şurada da bir ikili dip olmuştu. Şöyle göstereyim. Bir şurada bir tane de hemen bunun yanında şurada oluşmuştu. Ondan sonra bunu alıp şuraya da bunu alsam şuraya da koyabilirim. Yine ikili dip oluşumu burada da söz konusu. Benzer şekilde şurada da var. Şimdi burada da bir ikili dip var. Ama burası %50 olması itibariyle belki biraz daha iyidir. Bir de tarım dışı istihdam verisinin zamanlamasıyla uyması itibariyle biraz daha güçlü bir yer. Çünkü istihdamın iyi gelme ihtimali son derece yüksek. İstihdam iyi gelirse büyük olasılıkla burada taper'ın yolu açılır diye düşünerek tahvil faizlerinde yukarı doğru bir hareket görürüz diye tahmin ediyorum. Geçen haftalardaki yazılarımda zaten bu tahvil faizleriyle ilgili olarak şunu söylemiştim. O zamanlar şu bölgelerde filandı. Bu civarlardan alınarak akümüle edilecek pozisyonlar önümüzdeki 3-6 ay sonrasında çok pozitif getiriler elde etme potansiyeli taşıyor demiştim. 1.30'lardan 1.15'lere gelmesine rağmen getirinin hala aynı düşüncedeyim aslına bakarsanız. Burada çünkü taper konusu gündeme geldiğinde hızlı bir yükselişle biz çok rahatlıkla 1.50-1.60 bölgesine kadar atarız. Hatta aslında enflasyonun yükselişini de göz önüne alırsak her ne kadar geçici deseler de daha güçlü, daha yüksek seviyelerde faizleri bulururuz diye düşünüyorum. Bu da buradaki getirilerde tabii onu takip edecektir. Buradan yavaş yavaş piyasaya kaymak için şeye bakmak istiyorum. Özellikle altın tarafında çok etkili olan reel getiriye bakmak istiyorum. Şimdi bakın bu gördüğünüz 10 yıllık enflasyonu endeksli tahvilin getirisi. Baktığımız zaman şurada bir aşağı doğru bir kayma var. İki adımda diyor ve burada potansiyel olarak burasının dönüş yerlerinden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Neden derseniz demin buradaki 10 yıllıkla bahsettiğim şekilde eğer tarım dışı istihdam verisi güçlü gelirse burada da yukarı doğru hareket başlar diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi teknik olarak baktığımızda AB boyunun yaklaşık %113'lük uzantısına gelmiş vaziyet. Dolayısıyla burası da belki bilenler vardır harmonik areli analiz prensiplerini. %113'lük extensionlar, uzatmalar oldukça güçlü potansiyel taşırlar dönüş için. Dolayısıyla bu da bu şekilde düşündüğümüz bir nokta. Bir de burada şöyle bir şey var. Ne zaman bunun daha çok teyit edildiğini teknik anlamda düşünebiliriz. Şurada gördüğünüz koridorun içine girerse eğer o zaman buradan rahatlıkla artık şurada önümüze kadar gidecek. Şu çizgiye kadar en azından üst banta kadar gelecek. Bu anlamda üst banta gelene kadar tabii önünde hala bir takım şeyler olacak büyük olasılıkla. Baktığımızda mesela neresi olur? Efendim burası aşağı gelirken şöyle bir fiyat hareketi burada muhtemelen çalışır diye düşünüyorum. Bu şuradaki 100 günlük hareketli ortalamada. Keza 200 gün 50 günlük hareketli ortalamada şunun gibi bir geri çekilme olacaktır. Biraz daha hızlı bir geri çekilir. 200 günlükte de hafif yatay bir şekilde yine aşağı eğimli negatif eğimle devam eder. Dolayısıyla biz burada şuna bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde 10 yıllık reel getiride şöyle bir koridor var aslına bakarsanız.
risk algısı açısından şöyle bir koridorda potansiyel baskı göreceği bir yer var. Yani şu çizgiye gelmeden önce. Dolayısıyla biz ama şunu düşünebiliriz. Şu anda eksi 1.18'de olan reel getirinin %1'lere kadar çıkma potansiyelini düşünmemiz gerekiyor. Bunun %1'lere kadar çıkması halinde altın ne yapar onu söylemek lazım. Şu anda gördüğünüz gibi altın piyasası, bunu bir dakika şuraya alacağım. Tamam. Altın piyasası da ne yapar? Şunu yapar büyük olasılıkla. Şu grafikte de bunu daha önce paylaşmıştık. Gelsin bakalım. Gördüğünüz gibi bu 10 yıllık enflasyondan arındırılmış getiriyi gösteriyor. Demin az önce baktığımız grafik. Normal şartlarda tam olarak ters ilişkisi var. Birisi yukarı giderken öbürü aşağı gidiyor. Ama son dönemde bu ilişkinin çalışmadığını düşünüyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Taper konusuyla ilgili muhtemelen piyasa taper'ı beklediği için, taper'ın seyrini görmek istediği için şu anda altında ve hatta paritelerde biraz yönsüzlük hakim. Ama eğer burası yukarı dönerse, demin bahsettiğim gibi şuralara kadar, %1'lere kadar gelecek olursa kuvvetli ihtimal altında da aşağı doğru bir hareket görmeliyiz diye düşünüyorum. Burada hemen şöyle yapalım. Evet. Burada da riskler ne tarafa doğru? Onu da riskler aşağı yönlü. Şurada görüyorsunuz hareketli ortalamaların içine arasına sıkışmış bir şekilde kaldığını görüyoruz. Hatta burayı şöyle düşünebiliriz. Bakın sol elinizi şu şekilde getirdiğinizi düşünün. Sağ elinizde bu şekilde getirdiğinizi düşünün. Tamamen avucunuzun içine, hareketli ortalamaların avuçlarının içine sıkışmış bir altın var. Burayı kırdığında güçlü bir hareketle tekrar gideceğini düşünmek lazım. Şurada bakın görüyorsunuz hareketli ortalamalar. Burada da iyi çalışmıştı. Sonra birden kırdıktan sonra aşağı doğru büyük bir hareket yaptı. Bunun gibi sıkışmalar görüyorsunuz burada sıkışıyor. Kırdığı zaman bir daha bir sonraki şeye gidiyor. Aralığa gidiyor. Orayı da kırdıktan sonra yukarı atıyor. Baktınız mı? 1850'den 1920'ye atmıştı burada da. 70 dolarlık bir hareket olmuş. Şimdi muhtemelen buradaki kırılma benim tahminim aşağı doğru olur. Ve en azından 1750'ye kadar görme şansımız var gibi gözüküyor. Taper'ın hızına ve motifine göre yani koşullarına göre değişecek şekilde. Bir de gümüşten bahsedelim hemen çok kısaca. Gümüşte de benzer bir durum söz konusu. Temel dinamikler aynı, onun için faize buradaki gibi daha girmiyorum. Bakın şimdi gümüşte şöyle bir durum vardı. Hatırlayanlar varsa bizim yayınlarımızı, yazılarımızı takip edenler şuradaki durumda şu dönemde Bollinger bantlarının aşırı sıkışması nedeniyle gümüşte bir hareketlik olacağını ve bunun bizim beklentimize göre aşağı yönlü olacağını söylemiştik. Bu hareket geldi. Sonra bir süre daha Bollinger bantları sıkıştı. Yine aynı şeyi önermede bulunmuştuk. O da buraya geldi. Şu anki duruma şöyle bir bakalım. Madem bu Bollinger bantları bu kadar önemli ki aslında her zaman değil bu durumda önemliydi. Şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz Bollinger bantlarının sıkıştığını, sonra artan volatiliteyle buranın açıldığını, sonra bir daha Bollinger bantlarının sıkıştığını ve yeniden açıldığını görüyorsunuz. Şu anda Bollinger bantlarında bir sıkışma yok, dolayısıyla bu bize bir şey ifade etmez. Ama iki kere bizim burayı yakalamamızı sağladı. Şu anki durumdaysa yine demin bahsettiğim dinamiklerden dolayı gümüşte biraz daha aşağı yönlü hareketi sanki daha büyük olasılık gibi görüyorum. Ama bu aşağı yönlü hareket benim aslında isteğim. Burayı iyi yakalayıp daha sonrasında long pozisyonlarda uzun süre taşımalık long pozisyonlar edinmek. Bunun iyi yöntemlerinden bir tanesi madencilik hisseleri olabilir. İşte gümüş madencileri, altın madencileri olabilir. Bunları yeri geldiğinde şu anda erken o günlerde yine birlikte olursak anlatmaya çalışacağım zaten. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum. Hemen bakalım. Şimdi burada hedge fonların altın vadelilerinde aldıkları pozisyonların değişimini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada long pozisyonlar maviler, short pozisyonlar yeşiller. Şu anda geçen haftalardan beri arttırmaya başladıkları long pozisyonları artık daha fazla arttırmıyorlar gibi gözüküyor. En son bir önceki hafta çok hafif bir geri çekilme olmuştu. Şimdi bu pozitif bir gelişme sayılmaz ama henüz negatif bir şey de değil. Gelin bir de gümüşe bakalım. Şimdi
Gümüşteki hikaye biraz daha böyle koyu renkli bir hikaye. Gördüğünüz gibi şöyle orayı son günceli büyütelim. Long pozisyonlar azalmaya devam ediyor gümüşte. Short pozisyonlarsa aslında yatay olmakla birlikte son haftalarda hafif bir artış gösteriyor. Demek ki burada bearish bir bakış açısı fonlarda hakim. Nitekim net pozisyonlara baktığımızda şurada da gördüğünüz gibi yaklaşık olarak Mayıs ayının ortasından bu yana gümüşteki net longlarını azaltıyorlar. Ha, şunu da eklemem lazım. O kadar da rezil bir durum değil. Çünkü baktığınızda son iki senenin değişim aralığı içerisinde hala gümüşteki fon pozisyonları. Dolayısıyla burada süper bearish bir durum yok. Muhtemelen taper öncesinde pozisyon düzenlemesi yapıyorlar. Uygun yerlerden, makul yerlerden ve biraz daha önlerini görebildikten sonra altın ve gümüşü alacaklarını yüksek inancım var. Eminim demek herhalde doğru olmaz ama yüksek inancım var. Evet, gelelim Euro-Dolar paritesine. Euro-Dolar paritesinde şöyle baktığımızda burada gördüğümüz hikaye aslında değişmedi. Uzunca bir süredir baktığımız grafik şu. Şöyle bunu buradan getiriyorum. Çok basit bir şekilde buraya çekiyorum. Muhtemelen zaman çizgisinde bir yerde biz şöyle 1.16'lara doğru olan bölgelerde bu paritesi göreceğiz. Buranın kırılıp kırılmamasına göre bir sonraki trade'i düşünmek lazım. Ama şu anda orta vade için biraz daha aşağı yönlü bakmak lazım. Şu hareketler bizim görüşümüzü değiştirmez. Çünkü bunlar marketin kendi içindeki yankılanmaları. Temel dinamik şu anda Fed'in Avrupa Merkez Bankası'na göre daha önce aksiyon alacağı ve bununla paralel olarak biraz daha doların güçlenme eğiliminde olabileceği. Ama bunun da dolar endeksi bazında baktığımızda piyasayı yüzlere kadar atmasını falan beklemiyorum. Öyle güçlü bir hareket beklemiyorum. Gelelim şuraya. Bu gördüğümüz Alman ve Amerikan 10 yıllık başa baş spreadlerinin faizlerinin spreadi. Sarı grafik. Öbürü de Euro dolar paritesi. Şimdi buranın tarihleriyle biraz oynadım. Çünkü bunlar birbirlerini gecikmeli olarak takip ediyorlar. Parite biraz daha gecikmeli takip ettiği için bunları şeye aldım. Şöyle biraz geri aldım. Biliyorsunuz zaten bugünkü parite buradayken aslında şu kadarcık geri almış vaziyetteyim. Baktığımızda da uyumu yakalamış durumdayım. O zaman bu bize neyi tavsiye ediyor? Ne olabileceğini tavsiye ediyor? Şurada baktığımızda buranın aslında sideways dediğimiz yani yatay piyasa koşulları içerisinde bir süre daha Euro-Dolar paritesinin hareket edeceğini ve henüz en azından faiz farklarına baktığımızda yönün çok olmadığını söylüyor. Bizim beklentimiz ise şuradaki grafiğe göre bakarsak belki olası veri setleriyle birlikte işte şu hareketli ortalamalara kadar gelirse 1.20'ye kadar gelirse ki geçen hafta analizlerimizde bunun 1.20'ye gelebileceğini yazmıştık. Şu anda oradan çok emin değilim açıkçası ama yine de takip etmek lazım. Bu bölge potansiyel bir geri dönüş bölgesi. Eğer önce 1.16'lara gelirse burayı da değerlendirerek potansiyel bir alım penceresi açıldığını düşünürüz. Ama eğer bu biz tape yapmaya karar verdik açıklamasıyla gelirse o zaman bir süre dolar satışı yapmak çok riskli bir trade olacak diye düşünüyorum. Şimdi buradan gelelim Japon yeni ile ilgili bir hikaye var. Bu arada bu konu çok kesinleşti mi ben onu emin olamadım bir kez daha söyleyeyim. Euro dolar paritesinde genel beklentimiz aşağı yönlü ama yukarı doğru denemeler de olur. 1.20 bölgesi euro satıp dolar almak için iyi bir pencere. 1.16 bölgesi de şimdilik en azından satışların karşılanabileceği bir yer. Ama buraya geliş sebebine ve o anki koşullara bakarak tekrar euro almayı düşünebilirim. Orada çok emin değiliz. Japon yeni tarafındaysa şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle şuradan bir çıplak bir fiyat grafiği görelim ki neye baktığımızı bilelim. Gördüğünüz gibi burada dolar lehine hareket eden bir dolar yen paritesi var ama son haftalarda tekrar Japon yeninin güçlendiğini görüyoruz. Bu normal şartlarda eğer şuranın üzerine atabilseydik hızlıca dolar lehine gidebilecek bir durumlardı ama dolar endeksindeki yavaşlık nedeniyle şu anda öyle bir durum olmuyor. Fakat burada da gördüğünüz gibi aslında net bir şekilde
Ana resimde şöyle bir işte range dediğimiz bir aralık var. İşte yaklaşık şu kadar bir aralık var. Bu aralığın içinde hareket ediyor. Aralığın içinde bir tane yukarı kanal, bir tane de aşağı kanal yapmış vaziyette. Belki biraz daha aşağı kayabilir. Burada dolar zayıflığı görebiliriz belki. Japon yeninde güçlenme görebiliriz ama burada da bence şimdilik önümüzdeki hani sene sonuna kadar olan süre için konuşursak ana yönün yukarı olduğunu düşünmek lazım. Hatta burada bir bacak bu şekilde gitti. Burası konsolidasyon aralığı. Buradan tekrar yukarı döndüğünde en azından şu bacak kadar yani yaklaşık olarak şöyle bakarsam işte 800 pipslik falan bir hareket görmek gerekir diye düşünüyorum. Burada bir de şöyle bir hikaye vardı. Onu da göstereceğim. Bir dakika. Evet. Şimdi bunu daha önce yazılarımızda da paylaşmıştık. Belki aşinalığınız vardır. Yayınlarda da göstermiştik. Burası da Amerikan 10 yıllık enflasyonu endeksli tahvilin getirisiyle Japon 10 yıllık enflasyonu endeksli tahvilin getirisinin spreadini gösteriyor. Ve bu spreadle dolar yen paritesinin ilişkisini gösteriyor. Baktığınız zaman bunun aslında özellikle şey sonrasında Covid sonrasında son derece yüksek bir korelasyonla oynadığını görüyoruz. Şu zaman zaman bozulduğu oluyor, onu kabul etmek lazım. Fakat şurada şöyle çok sert bir düşüş var. Bunun nedeni Amerikan 10 yıllık tahvilindeki hızlı düşüş. Bu bile aslında şuradaki hareketin, şu düşüşün biraz fazla aşırıya gittiğini gösteren bir gelişme aslına bakarsanız. Hatta belki de suni bir fiyatlama bile olduğu düşünülebilir ama değil. Orada Amerikan ekonomisinin ve Amerikan sermaye piyasalarının içindeki kendi dinamikleriyle ilgili bir durum söz konusu. Hazinenin ihraçları biraz az kaldığı için boştaki para sahipleri özellikle kısa vadeli tahviller olmak üzere oraya saldırıyorlar. O yüzden de biraz orada tahvil getirileri hızlıca düştü. Faizler aşağı geldi. Ama bunun bize yaptığı önerme şu. Bu tahvil piyasasındaki şu değişim dolar yen paritesinde de bir miktar daha yen lehine hareket görebileceğimizi gösteriyor. Ancak burada şunu hatırlamamız lazım. Şöyle şuradan göstereceğim. Şimdilik henüz bunu söylemek için biraz fazlaca erken ama olasılıklar gördüğünüz gibi burada son derece sert bir şekilde inen şeye karşılık şurada yavaş yavaş şöyle bir curve oluşmaya başlamış, bir eğri oluşmaya başlamış. Belki burası bir dönüşün arifesindedir. Eğer burası yukarı dönerse o zaman dolar yende de bizim beklediğimiz işte şu boy sonra düzeltme, konsolidasyon ve yeniden bir boy hareketi gündeme gelir diye düşünüyorum. Gelelim petrol tarafına. Petrol tarafında bir sürü dinamik var. Zaman zaman bunların birçoğunu paylaşıyoruz. Uzun zamandır paylaşmadığım bir dinamiği paylaşacağım. Burası beyaz çizgi toplam petrol kuyusu sayısını gösteriyor. Gördüğünüz gibi petrol fiyatıyla oldukça yakından ilgili. Mavi de petrol fiyatını gösteriyor. Genelde öncelikle petrol fiyatı hareket eder ve korelasyon ona göre çalışır. Dolayısıyla bu petrol kuyusu sayısı bizim için öncü gösterge değil, bir miktar teyittir. Şimdi niye bunu gündeme getirdim onu söyleyeceğim. Bakın şimdi biz ne görüyoruz? Şöyle baktığımızda bir süredir petrol fiyatında biraz şey var değil mi? Duruldu artık. Efendim şurada sert bir satış yedi, 100 günlük ortalamadan tepki buldu. Sonra düşük tepe yaparak şu an itibariyle yeniden bir satış yedi. 50 günlük hareketli ortalama. Normalde bu şöyle bir oluşuma gidiyor olabilir tabii ki. Efendim şöyle düşüyor, ondan sonra düşük tepe yapıyor, daha düşük tip yapıyor. Şuna benzer işte şöyle bir oluşum içinde olabilir pek tabii ki. Tamam mı? Bakın şöyle gördüğünüz gibi bir oluşum içerisinde olabilir. Ama henüz bunu söylemek için erken. Yine de şuna bakabilirim. Buradaki düşüşü, şuradaki petroldeki o düşüşü henüz şey verisinde, petrol kuyusu verisinde görmüyoruz. Tabii bu haftalık veri ama bunu şimdi yakından takip etmek lazım. Çünkü neden? Üreticiler eğer petrol fiyatında nispeten kalıcı bir satış geri çekilme bekliyorsa üretimi yavaşlatıyorlar. Çünkü adam onu koyacak yer problem, onu koyacak yer maliyet. Hepsi bunların maliyet. Onu şey yapmak için, onu ötelemek için işte açacağı yeni kuyuyu açmıyor.
burası bu gördüğünüz çizgi o zaman yataya bağlıyor. Dolayısıyla bu tür şeyler bizim için önemli. Bunu da buradan takip edeceğiz ve bu şu an itibariyle bu verinin bize gösterdiği, anlattığı hikaye şu. Petroldeki gelen satışlar piyasa içerisindeki olağan satışlar ve sektörü etkileyecek bir büyüklük arz etmiyorlar. Öyle bir gelişim de yok deniyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda şunu anlamak, şunu beklemek lazım. O zaman bu petroldeki satışa ben iyi traderım, hızlı girer çıkarım, buna katılabilirim. Ama asıl amaç düşüşleri almak. Niye? Çünkü konjonktürel bir bozulma yok. Burada sermaye piyasalarının gereği itibariyle belirli bir alım-satım dengesi çalışıyor. Ama konjonktürel bir bozulma yok demek. Diğer yandan başka bir hikayeye bakalım. Burası da Amerikan rafineri verimliliği dediğimiz rafinerilerin yüzde kaç kapasiteyle çalıştığını gösteriyor. İşte buralar biliyorsunuz zamanı, COVID zamanı, işte düşen kapasite, ondan sonra falan filan, sonra artmaya başladı. Ve en son geçen ay %93'e gelmişti kapasite. Şu anda biraz aşağı gelmiş vaziyette. Aslına bakarsanız COVID sonrasında bu kadar uzun süren bir geri çekilme şuradaki anomali hariç pek olmamış zaten. Yani bir şurası var galiba doğru düz çekilme. Dolayısıyla burası da şeyi doğruluyor aslında. Petrol fiyatındaki şu anda yaşadığımız bir o türbülansı veya bir dengelenme çabasını destekler bir hikaye anlatıyor. Bu anlamda belki petrolde biraz geri çekilme görürüz. En son olarak bir de hisse senedi tarafına gelmek istiyorum. S&P 500 endeksi üzerinden iki tane küçük grafik paylaşıp sonlandıracağım. İlk olarak şu grafiğe bakalım. Bu daha fazla göz aşinalığımız olduğu daha kolay anlaşılan bir grafik. Gördüğünüz gibi VIX'in volatilitesinin VIX'e oranı ve S&P 500'ün karşılaştırmasını içeriyor. Bunlar arasındaki uyumsuzluklar endekste küçük satışlara neden oluyor. Şöyle, burada gördüğünüz gibi şu son dönemdeki S&P 500'deki yükselişe karşılık şurada VIX bölü VIX oranı aslında aşağı doğru gelmiş vaziyet. Ama henüz şurayı kırmış değil. Yine çok güçlü olmayacak bir argüman olmakla beraber yukarı çıkışı sorgulamaya yeter bence. Bu birinci argüman. İkinci argüman da şuydu yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günkü sabah notları yazımızda paylaşmıştım ben bunu. Takip edenler varsa göreceklerdir. Sanırım şuydu, bir emin olamadım, bakayım. Açılırsa. Bu değilmiş. Budur o zaman. Hemen gelsin. Evet, bakın şimdi şu kısım. Şimdi bu burası S&P 500, burası da 250 günlük hareketli ortalamaların üzerinde olan hisselerin S&P 500 içerisindeki yüzdesini gösteriyor. Gördüğünüz gibi şurada %80'in yaklaşık olarak %80'in üzerine gittikten sonra burada bu yüzde yani o 250 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan hisselerin yüzdesi anda düşüyor. Niye? Çünkü satış geliyor piyasaya. Fakat bu şu demek değil. %82'nin üzerine gider gitmez dönecek değil. Nitekim burada bakın da %90'lara gelmiş ve şurada da yine %90'ın üzerine, hatta %98'lere gitmiş. Bu belirgin bir şekilde aşırılık. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Hisselerin %98'i 250 günlük hareketli ortalamaların üzerinde çok uzun süre kalamaz. Dolayısıyla ufak düzeltmeler olması gerekiyor diyor bize bu. Dolayısıyla burada bir potansiyel bir endekste geri çekilmeyi takip etmek lazım. Bir de şey vardı, S&P 500 endeksi 50 günlük hareketli ortalamasından yaklaşık %4-%5 açıldığı zaman, yukarıya gittiği zaman ufak 1-2 günlük geri çekilmeler, düzeltmeler oluyordu. Son 2-3 tanesi bunların %3 seviyesindeki uzaklaşmalarda oldu. Yani biraz daha piyasa hassasiyet gösteriyor bu noktada ve biz de şu anda yaklaşık %3 küsür yukarıdayız. Bu da bize bir düzeltme için koşulların ufak ufak oluştuğunu söylüyor. Son grafiğim de şu. Şimdi bakın burada tabii burası yine S&P 500. Şurası da S&P 500 hisselerindeki put call rasyosunun 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalarının birbiri üzerine geçmelerini gösteriyor. Şimdi karışık bir görünüyor ama niçin böyle? Çünkü
Tut-kol rasyosuna baktığınız zaman çok zikzaklı, böyle abuk subuk bir grafik oluyor. Bunu yumuşatmak gerekiyor. Daha önce de bunu paylaşmıştım sizlerle. Yumuşatmak için de hareketli ortalama kullanmak akıllı bir yöntem. Fakat tek başına hareketli ortalama da çok bir şey ifade etmiyor. Yani biliyorsunuz işte bu Golden Cross, Death Cross dedikleri zaten hareketli ortalamaların birbirlerini kesmesiyle oluşan temalar. Ben de ona benzer bir şekilde 50 günlük ve 20 günlük hikayeyi birbirini keserse şu şekilde sıfırın üzerinde ve sıfırın altında olarak göster dedim. Yani sıfırın üzerine geçtiği zamanlar 20 günlük hareketli ortalamanın 50 günlüğün üzerine gittiği dönemleri gösteriyor. Tersi de aşağı gittiğini gösteriyor. Bu ne demek? Kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerine atıyorsa ilgili grafikte yukarı momentum oluşmaya başlıyor demektir. Peki biz neyin grafiğine bakıyoruz? Put-call rasyosu. Yani yukarı momentumun oluşması demek putların artıyor olması demek. Demek ki putların arttığı bir dönemde endekste satış beklemeliyiz. Şimdi başından buraya kadar bunu sürdük getirdik. Ana tema bu. Yeşillerde satış, kırmızılarda alış olmalı. Öyle mi? Görüyorsunuz birçok yerde de aslında yeşillerin olduğu yerde endekste düzeltmeleri görüyorsunuz zaten. Şurada mesela olmamış ama burada olmuş falan. Bir tek zaten şurada olmamış gibi gözüküyor. Buralarda hep olmuş. Şimdi neredeyiz? Bakın şimdi kritik bir yerdeyiz. Şuradaki bakın burada yeşil olduğunda bu ufak düzeltmeler oluyor. Şurada yeşil olduğunda bu oluyor. Şimdi ise onlardan daha yüksek bir hızla ve daha fazla sayıda putlar daha fazla hızlı artıyor demek. O zaman piyasa çok uyanık bu piyasa. Daha endeks yükselirken bir anda put opsiyonlarını arttırarak pozisyonlarını hedge yapmaya başlıyorlar. Koruma altına alıyorlar. Bu bunu gösteriyor. Çünkü neden? Beklenti aşağı doğru. O zaman deminki bilgilerimizle, bakış açımızla bunları harmanladığımız zaman S&P 500 endeksinde ufak bir geri çekilme için koşulların oluştuğunu hatırlamamız lazım. Buna göre portföyümüzü koruma altına almamız gerekiyor. Evet sevgili dostlar, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bugünkü yayınımızda bu hafta yapılacak olan Bank of England toplantısı üzerine düşüncelerimizi ve bu cuma gelecek olan tarım dışı istihdam bir datası üzerine olan düşüncelerimizi paylaştık. Ardından da bu verilerin piyasalara olan potansiyel etkileri üzerinden bir tur geçmiş olduk. Ben Ak Yatırım Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.